Edirne mutfağından ciğer sarma, 1 kilo ciğer ve gömleği, 2 su bardağı pirinç, 3 adet soğan, 1 paket dolmalık fıstık, 1 paket kuş üzümü, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım demet taze soğan, yarım demet taze nane, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak su. Nazar değmesin bize. Ben de burayı panayırı gibi yaptım ben. Çok güzel. Gözümün etrafına hep bana hediye edilen şeyleri koyuyorum ama çok hoşuma gidiyor. Böyle hissediyorum bana konuk olanların enerjisini. Şimdi oturumumuza ciğer sarmayla başlıyoruz. Şey gibi olduk he. Evet, açık oturum. Şimdi Sayın Melahat Hanım, ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi, ilk olarak? Şimdi önce gömleğimiz var burada ciğeri. Kuzu ciğeri, gömleği bu. Evet, kuzu bu da gömleği. Şöyle gömlek diyorlar buna bakın. Evet. Böyle bütün olarak alınıyor değil mi? Bir takım hayvandan, olarak alınıyor. Evet. Bir hayvandan bir tane çıkıyor aynen. Tabii. Aynen. Şimdi biz bunu önce sıcak suyla haşlayacağız. Güzel güzel böyle keseceğiz kendimize göre. O kaselere koyacağız. Muhteşem böyle tül gibi saracak etrafını. Önce suyunu dökelim. Şimdi sıcak suyla o birazcık içini hazırlayana kadar bu böyle duracak. Yumuşayacak. Aynen öyle. Şimdi ben sana pirincini ölçeyim. 2 bardak pirinç. Şu anda biz iç pilav gibi bir şey hazırlıyoruz. Ciğerli olacak. Şöyle. Ne kadar sıvı yağ koydun? 1 çay bardağı. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. Bu arada bence kol böreğimizi çıkarmalıyız. Evet. Değil mi? Bir bak ona bakayım bakalım. Ben. O zaman Nursel'cim sen soğanlarını doğrarsın. Olur. Bir bak sen. Tamam. Şeyine. Olmuş bu dar. Bakayım harika. Şuraya çıkar bence getir. Şöyle koyalım böyle. Ona da. Sevim ablayı da dinlendiriyoruz aşağıda. Şöyle şunu örtebiliriz. Aynen. 2 bardak pirincimizi kavurdum. Tamam, tamam. Dursun mu burada? Onlar dursun orada kenarda. Hı. Şimdi soğanları doğrayalım. Ben doğrayayım sana? Onları sen doğrayıver. Bir elde doğra, ben senin elde doğramanı görmek istiyorum. O zaman bir küçük bıçak, ben çünkü tahtada yapamıyorum. Fıstıklarını da atıyorum şimdi. Şimdi sen bu ciğeri niye kendin getirdin? Mesela ne özelliği var? Kendi kasabından almışsın. Yani tabii kuzu ciğeri olması şart. Kuzu, bu kırmızılar ne? İşte ciğerleri onlar. O kadar güzel demek mi bu tabii, yani? Yani? Ben hiç böyle bir kırmızı görmemiştim daha önce. Ha? O zaman ben bugüne kadar bence ciğer yememişim. Ya da şimdi ocağa koyuyorum. Bir paket mi fıstık koydun? Yok, bir paketin yarısını koydum. Sanki fazla var orada. Ama burada işte bak. Ha, orada 2 paket vardı. 2 paket, paket açmıştık. O zaman 1 paket. 1 paket fıstık, 3 soğan. 3 soğan. Kavuruyoruz şimdi. Onu kavuracağız. Şimdi sen ciğeri Edirne'den getirdin. Evet. Dedin ki bütün aldım. Tabii, tabii. Nasıl işlem bütünken yaptın? Bütünken yıkadım, süzdürdüm onu. Ondan sonra kıydırdım. Hepsini koymayacaksın değil koyacağım, mi? Koyacağım, hepsini öyle koyacağım. Öyle mi? Ne kadar var burada? Vallahi bir takım işte ciğer. Ne? Kilo olarak bilemeyeceğim şimdi de kuzunun ciğeri takım olarak. Takım olarak büyüklüğü değişebilir o zaman. Tabii, burada 1,5 kilo falan var. Onu tam söyleyemeyeceğim şimdi. Şimdi hakikaten takım olarak satılır, birer birer satılmaz. Tabii. O yüzden ben göz kararı... Aa şeyimiz var bizim. Bir kilo... 1 kiloymuş ya. Tabii çok değil o kadar aslında. 1 kilo 80 gram. Birazcık kavuralım bunu. Ben bunları kaldırayım. Nursel'cim şimdi bunun içine 2 bardak pirinç koyacağız. Şimdi geldi mi zamanı? Tabii. Tamam. Baharatını falan koyduktan sonra ben gömleğini keseyim. Bu da demlenir burada. At içine. O kırmızı rengi gidene kadar kavuruyoruz. Tuzunu, karabiberini.
Şu anda hiçbir baharatını atmadık. Üzümü de var. Unutma. Üzüm var. Kaşık ben alayım bir tane şunu koymak için. Başka ne koyacaksın? Baharat. Karabiber, tuz, üzümünü koyacak. Pul biber falan yok. Pul biber yok. Bir pakette kuş üzümü yıkadık. Karabiberi bol olsun. Bir çay kaşığı da karabiber. Yok, biraz daha tatlı kaşığı mı koyalım? Evet. Çok yakışır değil mi? Karabiber doğru. Çok yakışır tabii. Tamam. Tuz, karabiber. Tuz, karabiber. Kuş üzümü, kuş fıstık. Kuş üzümü. O kadar. Fıstık, soğanı kavurduk zaten. Bu piştikten sonra içine taze soğanla nanesini doğrayıp kapatacağız. Çok az su da koyalım. Tamamen pişirmiyoruz. Tamam. İç pilav yaparmış gibi düşünün. Harika olduğu için. Güzel gözüktü. Nursel'cim bunu şimdi böyle süzdüm gömleğini. Tamam. Bir demet gider mi taze soğan? Bir demet fazla gelebilir. Bu olmuş şimdi bunu kapatıyorum. Tamam. Soğanını içine doğrayıp nane ile birlikte gömleklerin içine saracağız. Aynen. Biraz harı gitsin. Evet. Onun içine al. Kapatıyorum altını da. Hı hı. Soğanlarını da bunun içine alalım. Naneti ile birlikte. Çok sıcak. Hı. Yine şu tabağın içine de alalım. Tamam. Soğanlarıyla şeyi de alalım içine. Evet. Şimdi hemen sarmaya geçeceğiz. Hemen yapabilmek için yanımıza biraz ayırdık orada dinlenirken. Şimdi ciğerleri şöyle kasenin içine koyuyoruz. İyice dolduralım. Nasıl güzel gözüküyor için değil çok. Mi? Harika. İçini bol koyarsanız çok tok duruyor. Ters kapadığınızda güzel duruyor. En güzeli makas değil mi? Tabii mutfak makasında kesmek aynen. En doğrusu. Şöyle bir güzel kapatıyorsunuz. Hı-hı. Yağlamaya gerek yok değil mi? Yok yağ sarıyor zaten. Gayet şöyle, güzel duruyor. Evet. He? Büyüklüğü de çok güzel. Şahane. Evet bana da ver ben de yapacağım. Eğer bu gömleğin iyisini bulamazsanız yandınız. Hemen gidip koşa koşa kasabınızın kafasına atın onu. Şimdi yumurta sarısını sürelim. Şimdi biraz da sıcak su koyuyorum içine yapışmasın diye. Bir yumurtanın sarısını kızarsın diye. Sürdükten sonra biraz da suyunu koydum. Evet. Kurumasın diye de biraz sıcak su ekliyoruz. İçi pişmiş olduğu için sadece gömleklerin böyle nar gibi kızarmasını istiyoruz. O kadar pişecek. Kaç derecede pişsin? Yine 170 derece falan. Öyle 165. Mi?